Merhaba, hoş geldiniz. Yepyeni bir eniyoncilesiyle daha karşınızdayım. Kasım ayının sonundayız ve gerçekten çok fazla kart elimizde. çok fazla uzatmaya gerek yok. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Eniyoncular başlıyor. Konseptte küçük bir değişikliğe gittik. O da bundan sonra kalecilerin bizimle olmayacağı değişikliği. Neden yoklar? Çünkü arkadaşlar kaleciler çok değişken. Kıştan kışa göre farklı performanslar gösterebiliyorlar. Atıyorum kalenizde kurtu var ve daha iyi bir kaleci istiyorsunuz. Bunun için gidip Wander alıyorsunuz. ikon. Çok daha kötü çıkıyor. E bu da mantık çerçevesinde doğru değil. O yüzden ben de kalecileri tamamen devre dışı bırakıp SBC tier list e ekledim. Umarım faydalı olur sizin için. Ve Mbappe burada tabii ki S tier'de olacak. 4 milyonluk bir fiyatı var neredeyse. Çok değerli bir kart. Sezon sonu kartı bence. Hani tot, Toti falan değil direkt sezon sonuna kadar götürebilecek bir kart. Santrafor'da başlarsınız. Gelmediğiniz zaman zayıf kaldığını düşündüğünüz zaman da kanada çeker. Dümdüz koşarsınız. Skill yaparsınız. Her şey yapabileceğiniz bir kart. O yüzden Mbappe burada çok çok değerli. Salah benim karşıma geldiği zaman gerçekten çok ciddi problem çıkaran bir kart. Ama ben de o kadar iyi değil. E, ters ayak çok sorun olmuyor. Ters ayak de gol atabiliyorsunuz. Sağ ayağıyla yani. Plaseleri ölümcül. Çok hızlı bir kart. E, bence yapılabilir bir kart durumunda. Ama %100 tavsiye etmiyorum. Hani %60 40 ya da 55'e 45 diyebilirim bunun için düşüneceğim. Kennedy, Anglish. Benim için Santrafor'da pas çok önemli. Herkes önemsemiyor tabii ki pası çok da normal. Çünkü Santrafor denizde ilk baktığınız şey bitiricilik oluyor. Ama ben önemsediğim için Douglas'ı şey yapmayacağım. 2 milyonluk bir fiyatı var neredeyse yaklaşık. Fena bir kart değil. Yapabilirsiniz. Çok da etkili olacaktır ki beni de muhtemelen karşıma geldiği zaman çok üzecek. Ama ben yapmayı düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Laurent Blanc çok çok iyi bir stoper. Oyunun en iyi stoperlerinden bir tanesi. Rakun yani sezgili playstyle'a sahip. Çok güçlü bir kart. Kesinlikle yapabilirsiniz. Hala stoper gelmedi. Playstyle'ı güçlü bir stoper gelirse tabii Blanc adım çünkü plan geleli bayağı oldu. Ben bekliyorum onu da yapmayacağım. İlk sezgili playstyle olan sahip olan stoperi direkt yapacağım bu arada onu da söyleyeyim. Bellingham, De Jong ikisini beraber değerlendiriyorum. Bellingham da iyi, De Jong da iyi. De Jong fiyat anlamında biraz daha iyi olduğu için De Jong'u yapmayı tercih ettim. De Jong'a sahibim şu anda bu hafta futunamayanlarda görecek misiniz? Hayır ana hesabımda göreceksiniz. Onu da söyleyeyim. De Jong'u da tavsiye ediyorum. Depay çok beğenilmemiş. Onu duydum sadece. Ben yapacağım büyük ihtimal çünkü De Jong'la kimyası var. Bu arada Bellingham da yapabilirsiniz. Onu da söylemeyi unutmayayım. Depay'ı da büyük ihtimalle yapacağım. Onu da benden izleyebilirsiniz ilerleyen günlerde, yayınlarda. Yayınlar demişken sen Maxim'in yayında konuştuğumuz bir kartı ve bir günlük geldi sadece. Yaklaşık 40 kalık bir fiyatı vardı. Çok ucuza geldi. Çok çok iyi olduğunu söyleyeyim sen Maksimi. Bu hafta tutunamayanlar da sen Maksim'ini izleyeceksiniz. Yapmayanlar da üzgün yayınları. Abimi de takip edebilirsiniz. Abim de sürekli paylaşım yapıyor. Twitter'da yine Box'lı Box takip edebilirsiniz. Twitter'dan takiplerinizi bekliyoruz. Vidic ve Little King ikisi de savruk oyuncular diye düşünüyorum. Vidic'in Raccoon playstyle'ı yok. O yüzden onu A tier'a koydum. Gladly King de Blanc kadar iyi değil. Hatta bence Van da daha kötü. O yüzden 6 yerleştirdim. Diğer aşağıdaki oyuncular da biraz fantezi. İşte Forlan seviyorsanız yapılır. E, Playstyle çok iyi değil. Sert vardı galiba. Rafinoe tabii ki daha fazla kadın futbolcu ihtiyacınız var ve kadın futbolcular çok çok iyi durumda değiller. E, bunun gibi biraz fantezi kartları var. Lozano iyi bir süper sap. Lothar Martinez'e Eger Seven seviyor diye koydum. Yoksa çok da tutulacak bir kart değil bence. Ama onu da güzel hatırı için Lothar Martinez'e de yer verdim. Evet bu şekilde değerlendirebiliriz SPC. Şimdi stoperlerle devam edelim. Ve stoperler. Arkadaşlar bu sefer daha küçük kartlarla daha kibar bir dizayna gitmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Varana tabii ki yeni kartını S değer verdim. Unuttuğumuz, hatırlamadığımız birçok kart olacaktır. Onları sizler aşağıya yorum olarak yazın lütfen. %100 bilmemiz mümkün değil. Çok fazla kart üzerinden konuşuyoruz. Sizler aşağıya yorum olarak bırakın. E, İlla ki farklı fikirlerde olacaktır. Yorum atmaktan çekinmeyin. En iyi kartlardan bir tanesi Maldini. Ferdinand'ın Rakun yine sezgili playstyle'ı var. Van Dijk müthiş. Hala bence gold kartı Estir'de olmaya hak ediyor. Karşıma gel zaman sıkıntı çıkarıyor. Kunde bence bir yükselişte. Normalde Kunde bu kadar iyi değildi. De oğlum ben aşağıya mı gittim ya? Tomori fena değil. Thiago Silva biraz fiziksiz bence Thiago Silva. O yüzden 6 yıl değer verdim kendisine. Lady the King de dağınık az önce söylemiştik zaten. Cordoba'yı beğeniyorum. Hatta Cordoba ile 19 yaptım yanılmıyorsam. Çok çok iyi bir kart. Cordoba'da. Ama yukarıdakiler kadar fizikli olmadığı için ona A tier'da yer verdim. Ee, şöyle bir aşağıya baktığımda Bremer ve Emrecan'ın yeni kartları var. Onlar da fena değil. Yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Klosterman C tier. Ee, da bu hafta Klosterman'la oynayacağız. Aslında B tier'e de yerleştirebiliriz. Oynamadan yapmıştım. Klosterman da iyi. Mesela bu çok çok değerli. Yani oynamadan birçok kart e, yapabiliyorum koyabiliyorum. O yüzden sizlerin fikirleri çok çok daha değerli duruma geçiyor. Çünkü sizler çok daha fazla maç yapıyorsunuz bana göre. Çok daha fazla yorumluyorsunuz. Ve sabeklerde yine güzel kartlarımız var. Burada benim oynadığım en iyi sabek kim acaba? Lorente galiba. kafuyla e, oynamadım. ile oynamadım. Zambrotto'yla oynamadım. Karstrop görevlerden gelen bir e, karttı. Fena bir kart değil. Volker'ı her şeye rağmen yine S tier'e koydum, savunmadan çıkışlarda çok zorlanıyorum Volker'la, gerçekten çıkmak çok zor ama yer verdim yine de kendisine. Şöyle bir aşağıya bakıyorum, Hal fena değildi, oynamıştım hatta 20-0 yaptık futuna Mayanlar'da Halle. Trippie'nin evo kartı geldi, 95 pası oluyor arkadaşlar eğer evolution yaparsanız yani gelişim yaparsanız ile onu da söyleyelim. Dodo güzel bir kart, flimponk'ta bu hafta oynadım yani çok zayıf fizik olarak ama hücumda çok çok iyi olduğunu söyleyelim if kartından bahsediyorum. Lorente back'ten de koşabiliyorsunuz. Yine onun da evolution kartı oldukça değerli. Orta sahada hem de back'te oynayabiliyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman daha farklı kartlardan. Trippie'nin yine playstyle'ı var. Arnold'un playstyle'ı var. City'ye güzel bir gol attı kendisi. Sağ beklerde yorumların bu kadar zanettiği sağ bekte denedim biraz zayıf kalmıştı. O yüzden kendisine orta sahada yer vermiştim onu da söyleyeyim. Sol beklerle devam ediyoruz. Evet sol beklerdeki tercihlerimiz de bu şekilde oldu. Yorum olarak yazabilirsiniz sizin uyumayan ya da beğendiğiniz beğenmediğiniz oyuncular varsa burada. Theo Hernandez bence hala esirde olmaya hak ediyor. Robertson çok çok iyi bir kart. Mendy güzel bir kart. Mendy'nin alt yılda gold kartını görüyorsunuz. Rating olarak diğerlerinden çok daha az ama yani buglı bir oyuncu gerçekten çok kuvvetli. Davis'i denemedim merak ediyorum ama çok pahalı. 800 kallık bir fiyatı vardı. Alamadık tutunamayanlara. Paramız yok o kadar yani. O kar zengin değiliz hala. Ee, şöyle bir bakıyorum. Eşli biraz fiziksiz görmüştüm. Bir önceki kartı yani 89 değil ama e, normal basic ikon kartını fiziksiz görmüştüm. Belki alt yılda değerlendirebiliriz ama koymadım başa yükselme alacak iyi bir kart. Benim çok oynayabildiğim bir kart değil. Böyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir hızlı iyi bir kart. Bombastor belki J-Tier'de yerleştirebiliriz. Onu da söyleyeyim sizlere. Yine de B'ye koydum. Hem kimya vermesi itibariyle hem de hala hücumda yer alabiliyor. Grimaldo'yu denedim bu hafta. Kesinlikle ve kesinlikle B tier gerçekten. Pasları bazen çok kötü. Hücumda çok iyi ama savunmada Salah içinden geçti hocam. Benim Grimaldo'nun içinden geçti. Bu şekilde yorumluyorum sol bekleri de. Ve 6 numara ofansif orta saha değil. Bunlar defansif orta sahalar, kesiciler, savunmada güçlü oyuncular diyebilirim. Bellingham çok çok iyiydi. 6 numarada 20-0 yaptırdı. De Jong'u alt e yerleştirdim çünkü yukarısı çok güçlü arkadaşlar. Belki este olabilir. Bir denemek lazım. Ee, Valverde'nin düşüşte olduğunu düşündüğüm için ben alt yere koydum bu arada informunu. Nedense Valverde'nin sizin performansı alamıyorum ve insanlardan da bu şekilde yorumlar aldım. Burada bir tek soru işaretim var. De Jong o da. Peki yukarıda şöyle bir oyuncu var mı? Ben bu oyuncu çıkarayım De Jong alayım diyebileceğim bir oyuncu var mı? Belki Bellingham. O da belki ama ben ben yine Bellingham'ı tercih ederim. O yüzden A tier değer verdim. S tier de olabilir De Jong. Onu söyleyelim. Ee, burada bir sürpriz olmaz. Fena kartlar yok. Güzel kartlar var. Ee, Manukone bence karşıma gel zaman sıkıntı çıkarıyor. Kante'nin Evaluation'ı var. Kante ciddi bir yükseltme alıyor. Gold kartından geçebiliyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kafası niye bu kadar büyük ya Kante'nin? Buradaki en küçük adam. Gerçi Manukone'nin de büyükmüş. Calvin Phillips FC Pro'da yükseltme alırsa güçlenebilecektir ama şu an için B tier. Bunlar tabii ki reytinglerine de bakın. E, Bellingham'ı çok beğendiğim için S tier'e rahatlıkla yerleştirdim. Ben Inform ile oynamıştım. Inform'la yer vermemişiz. Onu da A tier'de değerlendirebiliriz. Başka bir şey yok sanırım şu an burada. En aşağıda Tonali var artık. Tonali'nin özel kartı büyük ihtimalle gelmez. Onu da yavaş yavaş listeden çıkaracağız. 8 numara. 8 numaralarda bu sefer ofansif ortasalar diyebilirim. E, Potum Bellingham'a burada yer vermedim. Çünkü bence gereksiz. Potun Bellingham'ı 8 numara için kullanmaya gerek yok. 500 kay gerek yok. If Bellingham'ı alın geçin. Bakıyorum şöyle. Bruno Fernandez bu hafta hat yaptı bana karşı. E, ana hesabımda değil Avmin hesabında oynarken hat yaptı. Bilmiyorum sebebini. Putelas, Bonmati, onları da ekledim bu arada. Geçen hafta eklememiştim. Geçen hafta diyorum. Geçen bölümde eklememiştim. Onu da söyleyelim. Bonmatiler eklendi. Sedorf ekledim bir tane. Pirlo'yu 6 yere koydum. Yine burada Snyder, Bernardo Silva'nın Evolution kartı daha iyi bu arada. Bernardo'nun Thunder kartından Evolution kartı daha iyi. Onu da sizlere söyleyeyim. Musiala'nın pası, long pası çok kötü ama inanılmaz bir driblingi var ve şutları da fena değil. Musiala'ya da yine da oynadım. Rahatlıkla yorumlayabilirim. E, ee, Abil ile pek iyi performans gösterememiştim ama iyi oynayanlar olduğu için S tier değer verdim. Bakıyorum başka kartlara. Bu kadar sanırım yorumlarım. Valverde yine A'ya koydum. Kestim Valverde'ye gerçekten. Belki de haksızlık yapıyorum yorum olarak yazarsınız. Sağ kanatlarda çok fazla oyuncumuz var. Diani'ye yer verdik tabii ki S tier'da. Salahlar yerini aldı. Bir tane sal Salağın Trivela'sı var. Onu çok tavsiye etmiyorum sizlere ama yine de koymak gerekiyordu. Ee, aşağıdaki A tier'daki pres çok hızlı değil ama plasesi var. Luis Figo'yu denedim bu hafta. Yine Mayanlar kadromuzda olacak. Oldukça iyi bir kart olduğunu söyleyeyim. Ee, çok beğendim Figo'yu gerçekten. Hiç beklemiyordum bu kadar beğenmeyi. Bakıyorum şöyle başka Rodrigo, Hansen. Bunlar hep sıkıntı çıkaran kartlar. O yüzden hala S tier'dalar. B tier'a Dembele koydum. Biraz sürpriz olabilirsin ama gerçekten Dembele'nin beyni yok. Ya ben bu kadar kötü bir kart görmedim. Dembele'nin beyni yok. E, ee, B tier'da. Doku McManaman sürpriz olabilir ama Futunamayan'a da 20-0 yaptırttı. O yüzden C tier'da koyduk. Ee, Smith'in özel kartını koymadım. Kanat için biraz lüks gibi geldi Santrafor'da ama sizler tabii ki tercih edebilirsiniz. Onu da A olarak ya da S olarak değerlendirebiliriz. Kiyaza'ya biraz torpil geçtik. O da çok iyi performans gösteriyor elimde benim. Nedense bilmiyorum. onu da A tier'da koydum diğer kartlara göre. Bir tık daha zayıf gözüküyor A tier'da. Sebebi de bende iyi performans göstermesi. Sol kanatlar. Evet hocam burada Vinicius Junior'ın en iyi kartına yer vermedim. Çünkü çok pahalı. Neymar da aynı şekilde yer almadı. O da çok pahalı, hani o paralara sahipseniz ve Neymar almak istiyorsanız bana sormanıza gerek yok zaten. Ee, şöyle bir listeye baktığımız zaman, Rashford'u görüyorsunuz, Luis Diaz'ı görüyorsunuz, Ribery'i görüyorsunuz, Mbappe'nin Gold kartına yer verdim. Potumu için şu anda tabii ki Kanada koymayın, Santrafor'da tercih edin diye düşünüyorum. Biraz daha aşağı indiğim zaman oynadığım kartlar var hep burada, hepsiyle oynadım neredeyse tier'ın. ve hak ettiklerini düşünüyorum. Leo Dümdüz koşabildiğiniz için hala at yere koydum. Belki de haksızlık yapmışımdır B ama... ...Leon'un B her oyuncudan daha yolun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gold card olsa bile. C tier'da Rolf'u fiziğiyle beraber fark yaratıyor. İlginç yani fiziğiyle beraber fark yaratabilecek bir kadın oyuncu beklemiyordum. Ama fark yaratıyor... Ve unuttuğumuz varsa yine yorum olarak yazın. Maxim'in belki S -tier bile olabilir yani burada gerçekten çok çok iyi bir kart olmuş Maxim'in. 10 numara belki de en sevdiğiniz belki hocam. 10 numara dediğiniz zaman aklınıza bir sürü oyuncu gelir ve bunlar hep ikonik oyunculardır. 10 numaralarda tercihlerimiz bu şekilde oldu. Royf'un bir önceki kartını da koydum. Koymadım pardon bir önceki kartını koymadım ama sizler tabii ki S -tier olarak değerlendirebilirsiniz. Bir tek Griezmann benle alakalı diyor olabilir. Ama çok fazla alternatif yok orada. Plasesi de olduğu için S tier'da kendisine yer verdim. William denemedim. Parasını koruduğu için orada yer veriyorum. Parasını koruyan kartlar genelde çok çok iyi oluyor. O yüzden William'a da A tier'da yer verdim. Kullananlar yorum olarak yazsınlar lütfen. O koça çok iyi bir kart. Kesinlikle tavsiye edilir. Şöyle bir baktığım zaman başka. Ronaldinho çok pahalı tabii ki. Puşkaş Bence 92'lik kartı hak etmese bile... Bu kartına koyduk. Yani 92'lik kart tabii ki S tier ama çok pahalı bence ters 3 bir oyuncu için. B tier'da Roberto Baggio var tercih edilebilir. Snyder var. Snyder'ın da çalışma oranı itibariyle B tier'da olduğunu söyleyeyim. Artık özel bir kart bekliyoruz Snyder'a da. B tier'da Dimaria gibi, Dybala gibi iyi kartlar var bu arada. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Onları da kullanabilirsiniz. Ve Messi'de hem B'de hem C'de artık sizler de bunu anlayın diye düşünüyorum. Messi'nin iki kartına da Yer vermişiz hem B hem C olarak değerlendirebilirsiniz <laughs> unutmuşum onu ya ben yapmıştım yanlış yapmışım bence B tier Messi bu arada onu da söyleyeyim yani Messi her zaman B tier C'dekine çok bakmayın. Evet beni şu an göremiyorsunuz çünkü Diyani benim yüzümü kapatıyor çok da önemli değil bu arada önemli olan şey daha fazla kart gösterebilmek şuradayım bak şuradayım buradayım arkadaşlar buraya bir sürü kart ekledim. hepsine bakabilirsiniz. Ronaldo Nazario, Pele, işte Mbappé'nin her kartı, Mbappé'nin Trailblazers'ını eklemedim çünkü o iyi bir kart. Tabii ki çok iyi bir kart ama bu kartları daha iyi diye düşünüyorum. O yüzden hani kafanız karışmasın diye Estira, Mbappé'nin Trailblazers'ını eklemedim. Söylemesi de zor zaten. Buradayım bu arada. Ronaldo'nun bu kartın, Trailblazers kartını denedik. Bu göreceksiniz. Ee, şöyle mi yapsam ya? ham karşınıza geldiği zaman sizi ham yapabilir. Çok tehlikeli bir kart. Bunu da hep yapıyorum ve çok eğleniyorum bu şakayı yaparken. Neden böyle oldu bilmiyorum. Francesco Ali güzel bir kart. Robbie Keane güzel bir kart. Aşağıda Stoykov. Nedense sağda yok mesela. Stoykov'un çok daha iyi olması lazım normalde ama ratingine göre çok iyi performans alamıyorum Stoykov'dan. Ve burada fikirlerimiz ayrışabilir çünkü çok fazla kart var. Sizler yorum olarak yazın her zaman söylediğim gibi. Diany'i de ekledik, onu da ekledik, bunu da ekledik. Tamam. Bizden bu kadar galiba. En iyi oyuncu listemizin Aralık sayısı sanırım bitti. En çok beğendiğiniz liste için yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok seviyorum sizleri. Bay bay. Bay bay.